Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Roma'da ne olduğunu bir anlatayım. Yani ne oldu orada? Çünkü maalesef bu yaygaradan ötürü bizim oraya niye gittiğimiz, orada nasıl bir etkinlik olduğu anlaşılamadı. Asıl üzücü veren de, üzücü olan da bu. Şimdi 2028'de Los Angeles'ta olimpiyatlar yapılacak. Evet. Amerika'da. Ve bu olimpiyatlara katılacak olan Avrupalı delegasyon, futbol dışındaki spor alanlarında mücadele veren sporcular için kota mücadeleleri olacak. Yani her ülke daha fazla sporcusunu işte 2028'deki olimpiyatlarda temsil ettirmek için 2027'de işte Avrupa oyunlarına katılacak. Daha doğrusu Avrupa ülkeleri 2028'deki Los Angeles'ta yapılacak, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlara daha fazla sporcu, daha çok alanda daha fazla sporcu göndermek için müsabaka işte, yapacak. Müsabaka yapacaklar. Bu dördüncüsü oluyor Avrupa olimpiyatlarının. Dördüncüsü oluyor. Daha önce Bakü'de yapılmış, Minsk'te yapılmış, Krakow'da yapılmış. Türkiye defalarca başvurdu ve bu imkan tanınmadı. Yani olimpiyatlara gidecek, katılacak sporcuların belirleneceği, kotasının belirleneceği bu Avrupa olimpiyatları için bu ana kadar Türkiye'nin ayağına hiçbir top gelmedi. İlk defa bu yıl başında işte Avrupa Olimpiyat Komitesi toplandı, karar aldı ve Türkiye'nin başvurusunu kabul etti. Tamam. Ve bunun imza töreni için işte Roma'ya gidildi. Yani Büyükşehir Belediyesi bu imza törenine şahit olsunlar diye beraberinde gazetecileri götürdü. Orada kimler vardı? Orada Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı vardı. Orada İtalya Olimpiyat galiba Komitesi Başkanı vardı. Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı vardı. Ve bunun yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı da vardı. Şimdi dolayısıyla orada üçlü komite Türkiye'nin 2027'de İstanbul'un 2027'de Avrupa Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasını karar altına alan mutabakatı imzaladılar. Ve burada yanlış bilmiyorsam 30'u aşkın dalda işte mücadeleler olacak. 48 ülkeden 7500 sporcu gelecek. Evet, işte bu rakamlar bu ve bu ne olacak mesela? Bunlar hiç konuşulmadı. Bak ne olacak? Haliç kıyısında kürek müsabakaları evet. olacak. Anlatabiliyor muyum? Sultanahmet'te İstanbul'da tenis, işte koşu, efendime söyleyeyim, futbol dışında bildiğimiz olimpik alanlardaki mücadelelerin hepsi burada gerçekleşecek ve 2027 itibariyle İstanbul aynı zamanda dünyanın da Avrupa'nın da gözünü döndüğü, belki gelip izlediği, belki televizyondan takip ettiği bir şehir haline gelecek. En son 150 ülkede canlı yayınlanan oyunlar bunlar. Evet. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye açısından bir kere hem bir sportif başarı, hem aynı zamanda turistik bir tanıtım imkanı, hem de ciddi bir ekonomi. Ve dediğim üzere Türkiye yıllardır bunun için mücadele veriyor ve ilk kez oldu. Şimdi 2027'de yapılacak bu Avrupa Olimpiyatlar aynı zamanda Türkiye'nin 2036 adaylığı için, olimpiyatlara ev sahipliği yapmak üzere adaylığı için de bir ön adım, bir referans. Bu Türkiye için bu bakımdan ekonomik, sportif ve turistik bakımdan çok önem arz ediyor. Bakü'de, mesela Bakü'deki oyunlara ek turist, yani o sene sadece iki haftada gelen ek turist sayısı spor muhabiri gibi kavramış. 500 bin. Krakow'da en son yapılan Krakow küçük bir şehir olduğu için evet. 150 bin. Evet. Yani İstanbul'un şu an bu etkinlikte beklentisi... Yılda zaten 10 milyon turistimiz var İstanbul'da. 500 bin ek turist. Bu kabaca yani çarpı 600 milyon dolar ekonomiyle civarı. Ekonomiyle de ilgisi var. Kabaca yani. 1 milyar dolara yakın İstanbul'a bir ekonomik katma hem değer yaratacak. Bak, hem turistik etkisi var hem de... Ve 2 haftada olacak evet, bu sadece. Hem de dediğim üzere yani Türkiye 2036 olimpiyatlarına ciddi bir aday olduğunu ortaya koyacak bir fırsat ele geçiriyor. Ve bundan ötesi Türkiye dünyadan kopuyor. Türkiye dünyadan kopuyor. Hızla Avrupa Konseyi'ne ihraç edecek aşamaya gelmiş. Yeni baştan Avrupa ile bağlarının kurulmasına da vesile olacak. Ya bunu İstanbul'u Murat Kurum yönetirken bu olsaydı bu herhalde müthiş kutlamalarla ilan edilmiş olacaktı. Çünkü Avrupa Olimpiyatları meselesi Murat Kurum'un da vaatleri arasındaydı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Ekrem İmamoğlu bunu çok önemsiyor. Zaten önemli biz, ama bu oradaki tartışma ve sorulan geleceğim. Soru bu kadar gazeteci niye gitti? Biz zaten bu basın toplantısından önce bunu konuştuk. Dedi ki Haliç kıyısında küreği geliştirmek istiyoruz.
Ben de bir süre Haliç kürek yaptım. Haliç kıyısında küreken. Haliç. Ben de bir süre şeyde, Caddebostan Sanırım sahilde Ekrem kürek İmamoğlu yaptım. Bey eşi de yapıyormuş Haliç'te, evet. Değil mi? Caddebostan sahilde kürek yapmıştım. Ben bıraktım boyun ağrılığını ötürü. Ama çok çok keyifli bir spor. Ya da işte dedi, biz işte koşu, bisiklet ve benzeri spor dolanı geliştirmek istiyoruz. Sen onun yaptın üzerine, mı kürek? Ben kürek yaptım. Hı. Dolayısıyla bunlara dair orada güzel bir sohbet oldu. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu başarısını, az önce sıraladığım başarıyı işte Türkiye'ye duyurmak, aynı zamanda buna basının şahitlik etmesi için böyle bir organizasyon yaptı. Bir şey daha ekleyeyim mi İsmail? Yine böldüm ama. Orada, sen de beni bekliyor musun? Orada devletten yani merkezi otoriteden, sonuçta bu işler aslında merkez ve yerel yönetim birlikte yaptığı işlerdir. Tabii, bir tane tabii. Bir tane bakanlıkta kimse var mı? Spor Bakanlığı'ndan bir yerden. Yok. İşte bak, daha da acı işler var orada. Olimpiyat Peki. Komitesi'nin başka yardımcısı var. O da, başkanı bile geliyor. O da daha yani bir şey söyleyeceğim. Roma Büyükelçisi gelmedi kardeşim. Düşünün. Yanınızda mı? AKPAR gelmedi. Hayır, İmamoğlu'nun yanına da gelmedi. İmamoğlu'nu ziyarete gitti. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kamu oluşturmak için de gazeteciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin elinde olsaydı Roma Büyükelçisi gelmez miydi? Allah Oo, aşkına. Herkes gelirdi. Roma Büyükelçisini Ekrem İmamoğlu ziyarete gitti. Çevre şehirlerden de gelirlerdi. Bak, yemekten ne oldu biliyor musun? Roma Büyükelçisi buraya niye geldiniz diye bile sormadı. Ya Avrupa Olimpiyatlarında ne yapacaksınız demedi bile. Roma'daki tarih eserlerden bahsetmişler. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi yani? Türkiye açısından böyle müthiş bir organizasyona gelip katılmadığı gibi, iktidar olsa, iktidar CHP olsa gelmeyecek miydi? Gelip katılmadığı gibi İmamoğlu'nu ziyarete gittiğinde bu konuyu açmadı bile. Şimdi bu tabii ya orada hem İtalyan Olimpiyat Komitesi Başkanı hem de Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın söylediği sözler yankılanmadı bile. Türkiye için ne kadar çaba sarf ettiğini anlattılar. Bunun Türkiye'si ne kadar anlamlı olduğunu söylediler. Kardeşim hadi o gazeteciyi bu gazeteciyi İmamoğlu götürdü. Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı da mı cebine para koymuş yani? İtalyan Milli Komitesi Başkanı da mı bir şarap kadehi aldanmış, bir kadeh şarabı aldanmış da oraya gelmiş. İtalyan Milli Komitesi'nin cebine akbil mi koydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Halk ekmekten şey mi verdi, yulaf mı verdi yani? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Bak, ben 25 yıldır gazeteciyim. Ve gazeteciler bu tip haberleri takip ederler. Nereden çıktı bilmiyorum. Sadece bugün değil, geriye doğru şu 3 aylık, 5 aylık zaman diliminde, birkaç aylık zaman diliminde birden çok siyasetçinin yurt içi seyahatini takip ettim. Yurt dışı seyahatini takip ettim. Ve siyasetçiler genelde uçak tutarlar. Ben Kılıçdaroğlu'yla Amerika'ya gittim. Almanya'ya gittim. Başka gazeteciler de geldiler. Efendim yurt içinde Meral Akşener'le seyahat ettim. En son 1,5 ay önce Özgür Özel'le seyahat ettim. Özgür Özel'in zaten özel uçağının ayrıca bana düşen benzin kısmını vereyim mi diyeceğim. Ya bu oldu. Ya hiç muhabirlik yapmamışsınızdır. Haber takip etmemişsinizdir. Bilmiyorsunuzdur. Kaç gece kaldınız? Nerede? Roma'da. Bir gece. Ya zaten gece gündüz çalıştık. Yani sabah basın toplantısını takip ettik. Gece yarısı İmamoğlu'yla özel röportaj yaptık. Sabaha kadar ben onu çözdüm. Sonra sabah da sabah burada yayına katıldım. Burada evet. Ben yayına katıldım kardeşim. Gece gündüz çalıştım. Diyebilirsiniz ki çalışmadın. Onu anlarım. Ben çalıştım. Ben haber takibine gittim. Ben giderim kardeşim. Bak ben muhabirim. Ben iyi bir muhabirim. Beni yarın çağırsın gene gideceğim. Ben giderim. Türkiye'de etkili siyasetçi varsa başta Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Çağırsın giderim. Ben beni çağırmak için gitmiyorum. Gidemiyorum. Ama bana soru soracak, gazeteciliğimi özgürce yapacak imkan tanısınlar ve çağırsınlar giderim. Yarın da gideceğim. Ya bunu söyleyen ya gazeteci yapmamıştır, bilmiyordur. Ya da kardeşim özel husumeti vardır İmamoğlu'na. Başka bir nedenle açıklayamıyorum ben bunu. Bir de şimdi bir saniye. Son 6 yıldır kaç kere böyle kardeşim, bir seyahat oldu? Kardeşim İmamoğlu bir kere Karadeniz'e gitti. Oraya gittiği için değil, çağırdıkları için dayak yedi. Şimdi de niye bu kadar adam çağırdı diye eleştiriyorlar? Ya bak orada tamam bir bizim gibi siyasi işlerle uğraşan insanlar var ama 40 civarında spor basını var. YouTuber'ı var, spor medyası var. Dahasını söyleyeyim. Evet. Hele hele Erdoğan'ın uçağıyla bu daveti sözde eşitlermiş gibi yapan muhaliflere ayrıca kızgınım. Kardeşim örnek bir çok seslilik vardı. Türkiye Gazetesi vardı, Hürriyet Gazetesi vardı. Milliyet Gazetesi vardı. Demirören Haber Ajansı vardı. Anadolu Ajansı vardı. Erdoğan açısından, Erdoğan'ın yapıp eyledikleri açısından ibret verici mahiyette bir çoğulculuk vardı. Şimdi bunu bazı muhalifler aklını almayacağı bir biçimde Erdoğan'ın uçağı İmamoğlu'nun heyeti diyerek eşitlemeye çalışıyor. Ya oradaki çok sesliliği burada hiç gördünüz mü? Karşılaştınız mı? Karşılaşmadınız. İkincisi Erdoğan'a İmamoğlu'nun her şeyi soruldu. İmamoğlu'yla gece oturuldu. O haber takibi yapıldı. Gece oturduk. İmamoğlu kimse İmamoğlu onu geziye getirdi diye
sorusunu sormazlık etmedi ki, ertesi gün eleştirmezlik etmedi ki. O gün su zammını ben sordum kardeşim. İstanbul'da insanlar su zammından şikayet ediyor dedim. Açıkladı. Barış Pehlivan arkadaşım, İstanbul'da mali işlerden sonra daire başkanının İGDAŞ'ı özelleştireceğiz sorusunu o sordu kardeşim. Öyle değil, o değildi. İGDAŞ özelleştirmesi de tartışıldı da özelleştirme değil o. Değil. Yok işte halka arz. Ama açıklama öyle ya, yansıdı, orada, o da soruldu. O soruldu. Orada bir dolu eleştiren soru soruldu. İmamoğlu'nun yanıtları beğenilmedi, üzerine bir daha soruldu. Ertesi gün ben burada yayına katıldım. Belki senin yayınında. Evet evet oydu. Ben de İmamoğlu'nun burada normalleşmeyi, Özgür Özel'in normalleşme çabasına verdiği desteğin ben hatalı buldum burada söyledim ya. İtalya'dan bağlandım bu yayında söyledim. Yani insanlar Gezi'ye gitmiş diye İmamoğlu eleştirmezlik mi etmiş? İmamoğlu soru mu koymuş önlerine? İmamoğlu verilen yanıtları, röportajları toplamış. Önce bunları biz kontrol edelim sonra size veririz mi demiş. İmamoğlu'nu sorulamayacak sorular listesi mi koymuş? Kardeşim etmeyin eylemeyin. Bu bir haber gezisidir. Ne oldu biliyor musun? Şimdi bu yaygaradan ötürü Aile Bakanlığı bu hafta şeye çağırıyormuş. Belçika'da özel bir proje var. Gidemiyor kimse. Gidemiyor kimse. İktidar yanlısı iki gazeteci beni aradı. Korkumuzdan gidemiyoruz dediler. Ya inanılır gibi değil. Federasyon, sporcu arkadaşlar aradılar. Federasyon bir etkinliğine götürecekmiş. Bu ana kadar zaten hep federasyon götürülmüş. Şimdi nasıl gideceğiz bilmiyoruz diyorlar. Ya geçen hafta Mehmet Özaseki bir otobüs gazeteciyi Hatay'a götürmedi mi? Neye? Hatay'a. Hataya gittiler. Otobüsle gittiler. Otobüsle gitmedi. Ya, otobüsle Hatay'da gezdiler. Otobüsle gezdiler. Otobüsle her taraftan gezdiler. İnsanlar uçakla gittiler. Uçakla Mardin'e gittiler. Ya kardeşim, şimdi bak, ya dün geçen hafta Mehmet Özaseki uçakla Hatay'a gitti. Bahsi olmadı. Aynı anda İtalya'daki işte haber içerikli gezinin tartışması oldu. Deseniz ki kardeşim, sizi İmamoğlu aldı, Como Gölü'nde yüzdürdü deseniz anlayacağım. Sizi İmamoğlu aldı, Pizza Kulesi'ne götürdü, dolaştırdı, kıyak gezi yaptı. Kardeşim, o bir haber içerikli bir gezi ve Türkiye açısından... Eder ki bu da, bu da Türkiye haber içerikli. Türkiye açısından kıymetli, sportif anlamda da, ekonomik anlamda da, turistik anlamda kıymetli bir gezi. 2027'de İstanbul'da Avrupa Olimpiyatları oynandığında dünyanın etkili bütün organları buradan canlı yayın yapacak. Türkiye, dünyanın dikkati burada olacak. Ve maalesef ben bir şey söyleyebilir miyim gazetecilik ben? Çalışmasının bak, hemen geliyorum dedim. Burada yapılan gazetecilik çalışmasının göz ardı edilerek ve haksız bir biçimde bunu iktidar Cumhurbaşkanı'nın uçağa benzetmesiyle sabote edildiği inancındayım. Bazı eleştiren hele hele kimi muhalif gazeteci arkadaşlarım eleştiriler karşısında cidden hayrete düştüm. Bunlardan birini de aradım söyledim. Ben Kemal Bey'in uçağıyla Amerika'ya gittim kardeşim. 2-3 şehir gezdim. Ben Berlin'e gittim kardeşim. Bu tartışma o zaman açılmadı. Bu tartışma o zaman açılmadı. Ben Meral Akşener'le Hatay'dan döndüm. Özgür Özel'le Trabzon'a gittim. Söylüyorum bak. Hiç öyle geri basmak yok. Haberin olduğu her yere giderim kardeşim. Haberin olduğu, ben muhabirim. Haberin olduğu her yere giderim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı çağırsın. Sayın Bahçeli çağırsın. İşimi özgürce yapacağıma inanıyorum. Seni kimse çağıramaz. Oraya da giderim. Bir daha seni kimse çağıramaz, kimse bir yere gidemez. Ya işte bir geçmişte bir uçak şeyi var ya artık, şeyi oluşmuş böyle, uçağa binen gazeteciler, ayrımcılık gören işte bir kesim. Ayrımcılık değil kardeşim. İşte ya bir geçmişte, daha söylüyorum, nasıl bir ayrımcılık olabilir ki? Oradan Hürriyet böyle bir hemen orada, şey Milliyet yaptı. Milliyet muhabiri orada, Demirel Ana Ajansı orada, İlas Haber Ajansı orada, Türkiye Gazetesi orada. Nasıl ayrımcılık oluyor bu? Ya işte, bu konuda